Sözcü gazetesi Yılmaz Özdil abinin Japon derisinden, Japon kaplumbağa derisinden 1881 tane 2500 liraya kitlemiş olduğu kitabından kazandığı 4,5 milyon TL karşılığında Muğla'da almış olduğu lüks villanın kaçak olduğu ortaya çıkıverdi. 190 metrekare almış olduğu villanın daha sonra bir şekilde 350 metrekareye bir anda büyüverdiği ve bu villanın da sağa doğru ve soldan sola doğru sıkıştırılarak denize kadar kaydırıldığı ortaya çıkıverdi. Bu Yılmaz amcanız eğer CHP belediyesi bu gidişle bu hızla devam ederse biraz daha eğer ki kendisinde böyle bir gücü kuvveti bulduğu takdirde villasını en kısa zamanda Girit Adası'na kadar hatta Rodos'a kadar taşıyacağına biz canı gönülden inanıyoruz. CHP yakında Rodos ve Girit'te de kazanırsa belediyeyi Yılmaz amcanız kendi villasını ta Girit'e kadar taşıyacaktır. Allah'ın izniyle. 2500 liraya kitlemiş olduğu kitabından hani o kalp dolu sevgi pıtırcığı atam kitabından kazandığı 4,5 milyonu daha sonra 8 milyon dolara çıkardı. Kendi villasını belediyenin izniyle deniz kenarına parsellerini kaydırarak bu değeri 15 milyon euroya kadar artırıverdi. 15 milyon euro. Üzerine yapmış olduğu 350 metrede kaçak yapıyla 20 milyon dolar mı, euro mu dedik ya? Dolardı ya. 20 milyon dolar ya. 20 milyon dolara bir anda yükseltiverdi. Müthiş bir ekonomi bakanı olacak adam. Tabii ki bütün dünya atam sevgisine kanar ise. Herkese bütün dünyaya atam kitabı yazarız. 2,5 liradan herkese kiteleriz. Herkes alır da yutarsa eğer. Bütün dünyaya ihraç eder. Ülkenin ekonomisini muazzam ekonomik durumlara, şartlara getirebiliriz. Tabii. Şimdi bu beyefendi Muğla Belediyesi'nin baskı yapmak suretiyle baskısıyla Sözcü Gazetesi'nin baskısı sonrası Muğla Belediyesi'nden mecburi bir açıklama geldi. Açıklamasında 2008 yılından alınan bu villanın kaçak olduğunu, bazı imar barışından yararlandığını, dönem 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 bir şeyler yaptığını yazdığı, itirafını verdiği bu beyefendi de belediyenin yazısını alarak gazetesinde tokat gibi cevap diye belediyeden tokat gibi cevap diye milletin ağzını hani susturmak istedi ama o olmadı ki belediye zaten bütün her şeyi söylüyor. 2008'de kaçak olduğunu, 2016'ya kadar her 2 senede uzattığını, her 2 yılda bir uzattığını ve 2016'dan sonra da imar barışından yararlandığını her şeyi izah etmiş. Ve yani belediye bunun suçunu üstlenmek niyetinde değil. Çünkü reis var yukarıda yani. Reis. Belediyeye sahtekarlıktan kayyum da atar. Yani küçük balık Yılmaz Özdil'i değil de büyük balık Muğla Belediyesi'ni yakalamak daha anlamlı olabilir diyerekten bir şey demedi. Belediye de açıklama yapmadı zaten. Sadece yapmış olduğu sahtekarlığın sürecini anlattı. Devamında bu arkadaş, bu beyefendi amcamız yani Yılmaz Özdil amcamız bu tahminim 20 milyon doları böyle şu anda 1 dolar 7 TL olduğundan hesap edersek 140 milyar TL yapıyor.
her sene devletimizin yeni milyarderler listesini açıklayıp ülkemizde yeni milyarderlerin türediğini düşünürsek 140 kişiye birer trilyon para dağıtsa o villayı satarak 140 tane milyarder yeni milyarderimiz Türkiye'de türeyecek. Ve bu 140 kişi servete sahip olacak. 140 tane milyarder, 140 kişi yeni servet sahibi. Sadece Yılmaz amcamızın yapmış olduğu küçük bir ekonomik ticari geliri sayesinde 140 tane kişi servete boğulacak. Servet. Birer miras. Büyük servete boğulacak. 140 trilyon beyefendinin villası. Ekonomimizi böyle allak bullak eden Recep Tayyip Erdoğan sorumsuz siyaseti ve dış politikada ve ekonomide oldukça geride olan hatta ülkeyi yönetemeyen bir AKP döneminde bizim Yılmaz amcamız bu milletin açlığında, yoksulluğunda, darboğazlığında, ülkenin batağında 140 milyarcık parayı, trilyoncuk parayı bir kere de cebine cukkalayabiliyor demek ki. Yani bunlar olabiliyormuş. Yılmaz amca